Evet, bir pazar gününde Ekmek ve Güle hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün hepiniz için herhalde şöyle bir evde kalma, rahatlama, biraz dinlenme günü. O yüzden biz de bugün aslında memleketin gündeminde ne varsa, kadınlar bugün neyi konuşuyorsa, bu hafta boyunca neyi tartıştıysa ekranlarınıza getirmek üzere yayınımıza başlıyoruz. Bugün pek çok şeyi konuşacağız. Nitekim zor bir hafta geçirdik. Özellikle Ermenek'te yaşanan maden katliamı. Çünkü artık katliam diyoruz. Çünkü 18 işçinin hala bedenlerine ulaşılabilmiş değil ve aileler bekliyor. Sabrı tükenmiş durumda herkesin. Hakikaten çok zor bir süreç. Soma'dan aslında Soma'nın daha gözyaşı kurumadan, Soma'da ölen işçilerin henüz yası bitmeden bu sefer Ermenek'te aynı şekilde alınmayan önlemler, ihmaller sonucu bir katliamla daha karşı karşıyayız diyebiliriz herhalde. Bugün o yüzden Ermenek'teki maden işçilerin geride bıraktığı kadınların hikayelerini konuşacağız. Geride kalan kadınları güvenceli bir hayat bekliyor mu? Devlet bu sefer ne vaat edecek acaba? Soma'da olduğu gibi yine konut projeleri mi koyacak önümüzde? Yoksa gerçekten güvenceli bir iş, güvenceli bir gelecek için kadınlar ne söylemeli, neyi talep etmeli? Bütün bunları konuşacağız. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi'nden kadınlarla birlikte stüdyomuzda olacak onlar da. Aynı zamanda mevsimlik tarım işçileri biliyorsunuz bu hafta boyunca o kadar çok iş cinayeti ve ölümle yüz yüze geldik ki bunlardan birisi de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucu ölen 18 işçiydi ve çoğunluğu kadın ve çocuktu elbette ki tarım işçilerinin. Biz programımızda sık sık aslında tarım işçiliğinin ne menem koşullarda gerçekleştiğine vurgu yapıyoruz elbette. Bugün aslında bu koşulların getirmiş olduğu ölümleri biraz da konuşacağız. Elbette ki niyetimiz yas tutmak değil, kadınlar bütün bunların karşısına nasıl talepler koyuyorlar ve ne söylüyorlar? Bütün bunları ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Önce isterseniz Ekmek ve Güle bugün neler var? Bir ona bakalım. Çünkü başka başka tartışmalar ve başlıklar da var programımızda. Ardından konuklarımızla tanışalım ve aynı zamanda 25 Kasım forumu gerçekleşiyor bugün. O foruma gidelim ve Duygu bize neler anlatacak onu dinleyelim. Ekmek ve Günde bugün neler var? Ermenek'te yaşanan maden katliamının geride bıraktığı kadınları bundan sonra ne bekliyor? Isparta'nın Yalvaç ilçesinde geçirdikleri kaza sonucu ölen, çoğunluğu kadın ve çocuk olan mevsimlik tarım işçilerinin koşulları hep aynı mı kalacak? Hepsi ve daha fazlası Ekmek ve Günde. Soma'nın Yırca köyünde zeytinliklerine sahip çıkan kadınların çığlığı Ekmek ve Günde. Ekmek ve Gül, kadınların yaşamına renk katan konu ve konuklarıyla birazdan başlıyor. Bizden ayrılmayın. Evet, bütün bu başlıkları bugün programımızda ele alacağız. Ama öncesinde ekip arkadaşım Duygu bugün Cinayetlere Karşı Acil Önlem Grubu'nun ve onun içerisindeki elbette kadınların düzenlediği forumda 25 Kasım'a giderken kadınların taleplerini aslında bir taraftan hükümetin kadın politikasına karşı söyleyeceklerini konuştukları forumda Duygu bize neler aktaracak bakalım. Kadınlar forum boyunca ne tartıştılar, ne konuştular? Sanıyoruz ki hala devam ediyor. Dolayısıyla biraz canlı canlı aslında sizlere aktarmış olacağız. Duygu merhaba. Merhaba Gülşah. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Bugün 25 Kasım forumundasın ve aslında yayına oradan katılıyorsun. Nasıl devam ediyor forum herhalde? Evet, forum yaklaşık saat 12.30 gibi başladı. Öncelikle bir bilgi vererek başlayayım istersen. Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu aynı şekilde Ekmek ve Gül'ün de bir bileşeni olduğu bir grup. Yaklaşık 150'yi aşkın kurumdan kadının bir araya gelerek oluşturduğu bir grup. Senin de söylediğin gibi erkek ve devlet şiddetine karşı sözümüzü birleştiriyoruz şiarıyla bugün bir forum gerçekleştiriyor Acil Önlem Grubu. Ve üç temel başlık altında aslında bir forum gerçekleştiriliyor şu an. Kadına yönelik şiddet tartışılıyor çeşitli boyutlarıyla ve bunun sonrasında mücadele hattı oluşturulacak. Peki, şu şekilde ayrıntı... Sıcak sıcak aslında bizimle paylaşmanı istiyoruz bir taraftan. Çünkü bizimle paylaşman demek programımızı izleyen kadınlarla aynı zamanda forumu paylaşman demek olacak. Öne çıkan talepler ne bu sene için özellikle?
Ya öncelikle şunu da söylemem gerekir. Şimdi biliyorsunuz bu grup meclis olağanüstü toplansın ve kadın cinayetlerine karşı acil önlem alınsın şiarıyla bir araya gelmiş bir grup ve bu forumun temel amacı da zaten bu forumda hani şiddet çeşitli yönleriyle tartışılacak ve bunun ardından çıkan talepler de 25 Kasım'da Ankara'ya gidilerek meclise sunulacak. Şimdi bu talepleri şu şekilde sıralayabiliriz. Yani burada 25 Kasım komisyonu oluşturulmuştu grubun içerisinden ve bu komisyon önerisiyle 3 temel başlık altında tartışılıyor aslında talepler. Bu talepler neler? Dilersen başlıkları altında aktarayım. Tabii. Aile politikaları ve şiddet, şiddetin hukuksal boyutu ve haklarımız ve son olarak da bu mücadele hattımız. Yani bundan sonra şiddeti önleme üzerine önerilerimiz neler ve nasıl bir yol haritası izleyeceğiz. Dediğim gibi bu taleplerimiz bunlar aslında ve bu başlıklar altında tartışılıyor, bu şekilde formüle ediliyor. Ve buradan çıkacak olan şey de aslında asıl derdimiz de bir çalışma grubu çıkarılması ve 25 Kasım çağrı metninin buradaki tartışmaların sonucu olarak çıkması. Peki neler tartışıyoruz diye sorarsan da teknik tartışmalar var aslında daha çok. Yani şiddetin örneğin hukuksal yanını tartışıyoruz. Yani şimdi erkek ve devlet şiddetine karşı bizim yani hukukta var olan yani yasalarda var olan haklarımız neler ve biz bundan ne kadar yararlanabiliyoruz örneğin. İşte biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi imzalandı ve bu sözleşmenin maddelerinin tamamına baktığımızda aslında hakikaten kadınlar için bir cennet diyebileceğimiz şeyler var. Ancak bu hükümetle yani bu uygulanabilir mi acaba bu sözleşmenin maddeleri? Örneğin bu tartışılıyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'nin bu alanda yani kadına yönelik şiddete karşı nasıl katkısı olacak? Uygulanması için biz kadınlar ne yapmalıyız? Örneğin bunlar tartışılıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin sözleşmede şiddete maruz kalan kadın erkeğin yanında yani sanık olan erkeğin yanında ifade verme zorunluluğunu ortadan kaldıran bir madde var örneğin. Evet. Ancak bunun uygulanabiliyor mu? Asıl sorulardan biri bu. Aynı şekilde haksız tahrik indirimi, ihale indirimi, yani erkeklik indirim olarak da bilinen haksız tahrik indirimi asıl dertlerimizden biri. Biliyorsunuz sanık yani öldüren erkek kadına yönelik şiddet uygulayan erkek öldürdüm ama sor bakalım neden öldürdüm türevi şeylerle aslında savunuyor kendini davalarda. Bunun çokça örneğine rastladık. Ve bunun sonucu olarak da sanığa verilecek olan cezada önemli oranda düşürülüyor. Ama tersinden yaşadığı şiddete dayanamayan ve erkeği öldüren kadınlara ise haksız tahrik indirim uygulanmıyor. Örneğin bunlar temel olarak aslında şu an forumda tartışılanlar. Aynı şekilde sığınakların yani Türkiye'de yaklaşık 120 sığınağın olduğunu biliyoruz. Ve bu sığınakların yeterli olmadığını, niteliğinin artırılması gerektiğini şu an tartışıyoruz. Bunları aktarabilirim şimdilik Gülşah. Peki. Dediğim gibi iki temel başlık tartışıldı. Forum sürüyor şu an. Ve son madde olarak da mücadele hattımızı tartışacağız. Ve asıl niyetimiz de buradan bir dediğim gibi çalışma grubunun çıkması ve 25 Kasım çağrı metnimizi, temel taleplerimizi somut olarak bir metne dökmek ve bunu da meclise iletmek. Peki Duygu, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben Canlı teşekkür ederim. canlı görüntülerle aynı zamanda efendim Duygu forumda konuşulan maddeleri bizlere aktardı, paylaştı bizimle. Son oturuma geçiyor onlar şu anda ve mücadele hattını bundan sonrası için belirleyecekler belki de. Duygu'nun da ifade ettiği gibi Cinayetlere Karşı Acil Önlem Grubu 150'nin üzerinde kadın örgütünün imzasıyla oluşmuş bir grup ve çok sayıda kadın bu grubun bileşeni. Dolayısıyla bu kadar farklı sesin içerisinde ortak talepleri çıkarıyor olabilmek herhalde kadınlara özgü bir şey biraz da ve çok da değerli bir şey olduğunu söyleyelim. 25 Kasım'a yaklaşırken efendim biz kadınların öne çıkan taleplerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz elbette. Nitekim kadınların gündeminde ne varsa ekmek ve gül de zaten bunu da biliyorsunuz. Şimdi maden katliamına geçeceğiz efendim. Stüdyomdaki konuklarla da sizleri tanıştıracağım ama öncesinde çocuklarından yani madende hayatını kaybeden kişilerden birinin kızı sizlere seslenecek. Aslında bütün bu yaşananların neden olduğunu kendisi o kısa cümlelerinde bile çok güzel özetliyor. Buyurun izleyelim ardından stüdyomdaki konuklarımla konuşmaya başlarız. Ne ilk ne de son. Evet.
Sadece istediğim şu ki bir an önce yapsınlar. Yani bunu yavaşlatmasınlar, hızlandırsınlar. Ellerinden gelenleri yapsınlar. Ben sadece bunu istiyorum. Ne kadar çalışıyordu babanız orada? Benim babam daha önceden de maden ocağında çalışıyordu ama 3 aydır bu Soma olayından sonra ara verildi. Ocak kapatıldı. Bildiğim kadarıyla hani babamla konuştuklarımı biliyorum ben sadece. Toplamışlar bu ocaklar hani açılmayacaktı ya bildiğim kadarıyla bu yeni yasa yürürlüğüne konulana kadar Ocak ayına kadar mı ne başlanılmayacaktı. Maden sahipleriyle toplanılıp karar alınmışlar bu çalışanlarla birlikte. Babam çalışmaya başlamıştı. Zaten babam daha önceden madenin içinde çalışmıyordu. Dışarıda hizar bölümünde çalışıyordu. Bu tek yasadan dolayı hani içeri ve dışarının sigorta şeyi prim değişik olacağı için babam da bir an önce emekli olmak için içeriye girdi. 15 günde işte çalıştı ama bunlar hep gündüz vardiyasına gidiyordu. En son duyduğumda gece vardiyasına dönmüşler işte. Şimdi de yapacak hiçbir şeyimiz yok işte. Takdir-i ilahi. Ben kimseyi suçlayamam. Ne başbakanımızın ne cumhurbaşkanımızın. Hiç kimsenin elinden gelen hiçbir şey yok. Takdir-i ilahi. Ama benim sadece şu an istediğim tek bir şey varsa bundan sonra hiç kimse olmasın. Bu maden ocaklarında ya o insanlar benim babama izin vermemişler. Dışarı çıkıp yemek yemelerini. Ekmek paralarının kendilerinden verilmesini istemişler. Servis paralarını kendileri ödüyormuş. Ben bunları daha yeni duydum. Kazandıkları maaştan kesiliyormuş. Bunlar kendi işçiler tutmuş servislerini. Evlerinden ekmek götürüp ocağın içinde yemelerini istemişler. Bu düzen değişsin. Başka aileler yanmasın. Ben onu istiyorum sadece. Bunun nasıl devlet memuruna oturtup masaya her gün saatinde oturtulup çalışmasını istiyorlarsa, yemek saatleri geldiği zaman kaldırılıp yemekhaneye götürüp yemek yediriyorlarsa, bu işçilere de öyle bir şey düzen kursunlar. Girdikleri saati, yemek saatlerini, yedikleri, içtikleri yeri takip etsinler. Onlar herkesten daha zor şartlarda çalışıyorlar. Ben sadece şartları kolaylaştırılsın. Artık olan oldu. Yapacak hiçbir şeyimiz yok şu saatten sonra. Allah'tan başka kimse bize yardımcı olamaz şu saatten sonra. Benim istediğim sadece de devletimizden de, yetkililerimizden de, maden sahiplerinden de istediğim sadece bu. Kaçmasınlar. Niye kaçıyorlar ki? Niye ailelerinin yüzüne çıkıp bakmıyorlar ki? Niye çıkıp bize geçmiş olsun demiyorlar? Neredeler bunlar kaç gündür? Televizyonda ben konuşmalarını duydum. Anası kaçan ağlamaz dedi bir tanesi. O kadar çok üzüldüm ki bu lafa. Ne demek anası kaçan kaçanın anası ağlamaz ne demek? Nasıl bir kelime bu? Biz duyduğumuz zaman ne olacağımızı hiç düşünüyorlar mı? Ocaklar kapandı burada. Torba yasasından sonra. Bu Soma'daki şeyler ya, o zaman. Peki ondan sonra 3 aydır da maaş verilmiyor. Hiçbirisine bir birden sonra en son ne zaman başladı tekrar şeye? 15 gün olmuş. 15 gün öncesine kadar şey yapıyordu. Sıvacılık yapıyordu. Yani arada çünkü hiç para verilmediği çalışmazsanız paranızı vermeyiz demiş ocak sahipleri. Bizim istediğimizi yapmazsanız biz de sizin içerideki parayı verme dedi. Ben. Kız kardeş, ikimiz de Ankara'da oturuyoruz. Sizin isminiz ne? Ebru. Siz yeni mi bebeğiniz oldu? Evet, 11 günlük. Evet, madenci kızı Emine Çolak'ın söyledikleri aslında memlekette taşeron çalışmanın ne demek olduğunu ifade ediyor efendim. Siz de duydunuz aslında söylediklerini. 3 aydır maaşını alamıyordu diyor. Yemeklerini bile dışarıda yemelerine izin vermiyordu patron. Maden ocağında yiyorlardı diyor. Ekmeklerini farelerle paylaşmak zorunda kalan madencilerden bahsediyoruz aslında bugün açısından. Elbette ki Türkiye'de madencilerin çalışma koşullarını yeni öğrenmiyoruz. Biz daha önce Soma'da 301 maden işçimizi kaybettiğimizde sık sık bu ekranlardan madende çalışmanın bu memlekette ne demek olduğunu söylemiştik. Nasıl olması gerektiğini de aslında belki ifade etmiştik ama ben bugün konuklarıma bir kez daha sormak istiyorum. Yani kadın işçiler
kişiler açısından, özellikle geride kalan kadınlar açısından hakikaten nasıl bir hayat bekliyor artık onları? Bu saatten sonra ne yazık ki işçilerin cansız bedenlerine ulaşılabilecek mi? O da bir soru işareti. Çünkü bakanlar da düzgün bir açıklama yapmıyorlar hala. Dün biliyorsunuz haber sitelerine 3 maden işçisinin cesedine ulaşıldığına ilişkin haberler çıkmıştı ama Enerji Bakanı Taner Yıldız bugün onu da yalanladı. Dolayısıyla çok belirsiz bir durum içerisindeyiz. Ben hemen konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi'nden iki genç arkadaşım bugün benimle birlikte stüdyomuzda. Emel Şimşek ve Neslihan Karatepe. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aslında gerçekten çok acı, yani her geçen gün yeni bir iş cinayetiyle karşılaşıyor olmak ve artık bunun hakikaten katliam boyutunda yaşanıyor olması, işte Soma'dan sonra şimdi de Ermenek'te yaşanıyor. Öncelikle Emine şunu söylüyor, takdir-i ilahi, yani artık Allah'tan başka sığınacak kimsemiz yok diyor ama gerçekten böyle mi? Buradan açmak istiyorum biraz da. Yani aslında kendi durumunu çok güzel bir şekilde ifade ediyor taşeronlaşmayı. Hani belki farkında değil ama takdir-i ilahi olmadığını, aslında bunun gerçek suçluların patron olduğunu, hükümetle işbirliği içerisinde bunları yürüttüklerini belki farkında olmadan kendisi anlatıyor durumu. Yani takdir-i ilahi ona biraz da artık nasıl diyeyim, ezbere konuşması ya da devletin ağzıyla konuşması. Çünkü devlet ona bunu sürekli empoze ediyor. Hatta bu son Ermenek'teki olan olaydan sonra yanına kısa bir sürede meclis açılmasını da buna bağlayabiliriz. Yani hemen olayı bu kadercilik, hani takdiri ilahi olarak görülmesi açısından siz gidin hani mecliste isyan etmeyin ama dua edin, kaderinize boyun eğin. Boyun eğin. Evet. Yani bu bunun anlayışının bir ürünü. Yoksa kadınlar aslında durumun gayet farkında. Yani ne istediklerini biliyorlar, durumu çok iyi biliyorlar. Ama bunun aşılması gerekiyor. Bu da artık katliam boyutlarına ulaşan boyutlarda bu iş cinayetleri. Ve aşılacak gibi de gözüküyor. Hani hiçbir zaman umut yetirmemek lazım. Evet. Yani aslında hakikaten neresinden söylenir de insan da bilemiyor. Çünkü Soma'nın ardından Soma için adalet platformu oluşturulmuştu. Milletvekilleri çeşitli önergeler verdiler. İşte bir takım bir torba yasa geçti her şeyin ötesinde. Ve Başbakan ve Cumhurbaşkanı bu torba yasa sayesinde aslında madenci işçilerin koşulları düzeltilmişti. Neden bu oluyor ve bu siyaset üstü bir meseledir gibi açıklamalar yapıyorlar. Ama aslında Emine'nin söyledikleri de bunun hiç siyaset üstü bir mesele olmadığını söylüyor. Ne dersin Neslihan? Ya Elif'in de söylediği gibi işte bu Emine'nin konuşmasında da devletin direkt konuşması vardı. Sanki bir başbakanın ağzı aynı o dille konuşmuştu. Ama bizim genel olarak işte halkımızda böyle işte Ermenek Soma oldu, fıtrat oldu. İşte Ermenek kazası oldu da fıtrat. Bartın'da iki Çinli işçi öldü, onlar da fıtrat. 18 işçi, Isparta'da 15 kadın işçi öldü. Hepsi fıtrat olarak bakılıyor. Yani vardı benim hoşuma giden, yani daha çok olayı özetleyen, Isparta'da ölen kadın işçilerden birisinin yakını olmaz olsun şu fakirlik diyordu. Aslında bu işte bu fakirlik, işte fıtrat meselesi, kaderciliğin hepsi birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Yani durumu özetliyorum. Fakir oldukları için Allah'a inanıyor şeyleri fıtrat olarak bakıyorlar. Yani aslında yoksulluk bir taraftan insanları madende çalışmaya mecbur bırakıyor. Sen sormak istiyorum Emel. Sen Soma'da madenci eşleriyle görüştün, maden işçileriyle görüştün. Ciddi anlamda bir saha çalışması aslında. Birçok şeyi başka başka yönleriyle de görme şansını buldun. Hakikaten ne yani madende çalışmaya, bu zor koşullara rağmen madende çalışma durumunu yaratan şey ne? Durumunu yaratan şöyle, hani Soma özelinde bakarsak aslında Soma özelinde genel olarak hani madenlerde insanlar mecburen çalışmak zorunda kalıyor. Bunu da iten sebepler, örneğin tarımla bunun çok bağlantısı var, alakası var. Tarımsızlaştırma politikası, yani küçük ölçekli tarım üreticilerin, geçimlik tarım yapan işçilerin, köylülerin bunu yapamayacak hale gelmesi,
Ve kadınların aslında örneğin Soma'da konuştuğum kadınların tek iş alanı tarımda. Evet. Yani kendileri bunu ifade ediyor. Bizim iş alanımız tarımda ama artık hayvancılık çok pahalı hale geldi. Pahalılaştırıldı. Biz tarım yapamaz duruma geldik. Son neoliberal politikalar hani o Dünya Bankası tarım reformu projesi bir şey vardı o şekilde. Bununla beraber yerli ve yabancı sermaye, işte büyük ölçekli sermaye tarımları açılması ama geçimlik üretim yapacak işçilerin, köylülerin bundan uzaklaştırılması sonucun evet. Tek onlar için çalışma alanı madenler oluyor. Hı hı. Kadınlar da orada hani güvencesiz diyoruz, kısmi süre diyoruz ama kadınların orada hani kısmi süreli bile çalışacağı bir iş durumu yok. Yani konuştuğum kadınlar tabii ki o şekilde de çalışmasın ama konuştuğum kadınlar biz iş alanı istiyoruz, iş sahası istiyoruz. Bizim tek alanımız tarımdı. Gerçekten orada bile ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyoruz ama yine de bir şeyler üretiyorduk, çalışıyorduk. Şimdi tarımsızlaştırıldık. Tek geçim kaynağına muhtaç edildik. Yani bizim Soma'da kimle konuşursan, hangi kadınla konuşursan konuş, eşi, çocuğu, akrabası kesinlikle madenci. Ve tek geçim kaynakları da maden. Yani kadınlar çalışmıyor, erkekler madenlere inmek zorunda kalıyor. Hı hı. Çocukları açısından da aynı şekilde. Yani tek babalarından gördükleri, abilerinden gördükleri sadece madenler. Yani biz eğitim olarak da çok önemsemiyorlar. Biz önemsesek bile hani çok fazla eğitimler üzerinde duramıyoruz. Hı hı. Çünkü bizim imkanlarımız yok. Yani madencilerin aldıkları ücretler zaten ortada. Evet. Tek geçim kaynağı bu olunca hani çocuklar da madenlere inmek zorunda kalıyor. Evet. Ya yani bu tarımla maden bunların hepsi aslında çok birbiriyle bağlantılı evet. Şeyler. Şimdi bir taraftan aslında bu söylediklerin çok önemli Emel. Çünkü belli halk kesimlerinde de bir taraftan o zaman gitmesinler madene gibi bir düşünce de var. Ve aslında yani insanlar keyfiyetten gitmiyor, mecbur oldukları için gidiyorlar ve bu nesilden nesile geçen bir şey bir taraftan, öyle değil mi? Yani babadan oğula geçen yani bir onu görüyor, var. Çocuk onu görüyor ve başka bir alternatif bulamıyor. Yani eğitimini devam ettiremiyor. Sadece o az bir ücretle o geçim şartlarıyla iyi bir eğitim alamıyor ve madenlere gitmek zorunda kalıyor. Yani bu mecburiyetten, yani yoksa hani biz de kendimiz yorumlar yapıyoruz. Madenler kapatılsın, yani insanlar öleceğine kapatılsın ama bu bizim buradan yapabileceğimiz bir yorum değil. Evet. O şartları görmek lazım, bunu yaşamak lazım. Yani bizim için evet madenler kapatılsın ama kapatılınca o insanlar ne yapacak? Ya ölümü göze alıyor, ya açlıktan ölecek, ya evet. inip madenlerde ölecek. Gerçekten öyle. Yani Zonguldak'ta son 10 yılda 3754 işçinin öldüğüne ilişkin veriler var. Yani bu resmen her hafta bir işçinin ölmesi demek. Haftada bir işçi ölüyor evet. Ve sanki bir taraftan da bu cinayetler karşısında bilinmeyen bir şey açığa çıkmış gibi davranılıyor ya. Aslında memleketin bir gerçeği ve işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi olarak aslında hem vicdan nöbetleri hem buna dair yaptığınız açıklamalarla sık sık gündem ediyorsunuz, öyle değil mi Neslihan? Öyle, her gün ölüyor aslında işçiler. Eylül ayında 146 işçi öldü. Muhtemelen Ekim ayında da maalesef ki azalmayacak. Yine evet. bir o kadar işçi öldüğünü biliyoruz. Yani her gün ölüyorlar, tek tek ölüyorlar. Önemli olan yani her gün tek tek onları görebilmek. Ama işte biz sadece maalesef toplu ölümlerde dikkat çekiliyor. Hı hı. Ben de şey demek istiyorum, bu tarım meselesi çok önemli. Yani maden tarımdaki çözülmeyle beraber köylüler işte ya yani maden işçiliğine gidiliyor ya da mevsimlik tarım işçisi ya da bölgelerde tarım işçisi evet. olarak çalışıyor. İkisi birbiriyle o kadar bağlantılı ki. Kesinlikle oraya geçeceğim ama çok küçük bir virgül koymak istiyorum. Çünkü telefon hattımızda sevgili İdil Soyseçkin var. Bir telefon görüşmemizi yaptıktan sonra bütün bunları aslında konuşmaya devam edeceğiz efendim. Bugünün bir başka, yani bu haftanın bir başka tartışma konusunu şimdi aslında açmak istiyorum bir taraftan efendim. Biliyorsunuz çeşitli bilişim şirketleri kadınların yumurtalıklarını dondurma masrafını karşılayacağını açıklamıştı.
Belki daha öncesine ait bir açıklamaydı ama bu hafta oldukça gündemdi ve Kadın Emeği ve İstihdamı girişimi de buna yönelik bir açıklama yayınlamıştı. Şimdi hakikaten Facebook bizim yumurtalıklarımızdan ne istiyor sorusunu sormak da bir taraftan önemli olacak. Çünkü gerçekten bu da iş güvenliği, iş sağlığının, işçi sağlığının bir parçası olarak belki de ele alınabilir. Kadınların yumurtalıklarını dondurması sağlıklı bir şey midir, değil midir? O başka bir tartışma konusu belki ama bugün açısından bilişim şirketleri ne yapmak istiyor bununla? İdil Soyseçkin'e soracağız. İdil Hanım merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Şimdi şöyle, aslında sağlıklı mı değil mi sorusundan belki almak lazım. Çünkü o zaman bu bilişim şirketlerinin ne yapmaya çalıştığı, yaptıklarının nereye tekabül ettiğini anlamak biraz daha kolay olur. Aslında bu yumurta dondurma hastalık durumlarında daha çok kadınların tercih ettiği bir şey. Yani belki kanser hastasınızdır, tedavi görüyorsunuzdur. Tedavi sonrasında hamile kalabilmek için böyle bir şey tercih edilebiliyor. Ancak hani çok zor bir süreç, birçok hormon tedavisi görüyorsunuz, testler yapılıyor, ultrasonlar vesaire ve sonunda yaşa bağlı olarak ve ne kadar üretken olduğuna bağlı olarak bedenin 30 yaşındaysanız ancak %40-50 arasında başarı, 40 yaşındaysanız %4 ile 15 arasında bir başarı sağlanıyor. Yani sonrasında hamile kalabiliyorsunuz yumurta dondurduktan sonra. Dolayısıyla aslında böyle hem zor bir süreç hem ihtimali düşük. O zaman ne yapıyor bu bilişim şirketlerinin derdi ne? Aslında bakacak olursanız hani bunu lanse ederken kadın çalışanların daha rahat çalışabilmesi ya da kadın çalışanların bilişim sektörünü tercih edebilmesi şeklinde bir yorum var. Ancak baktığımızda çocuk bakımı mevzusunu öteliyorlar. Yani bu Silikon Vadisi'nde biliyorsunuz bu Apple, işte Google'dır, Facebook'tur. Oralarda bir araştırmaya göre yalnızca şirketlerin %8'inde çocuk bakımı için merkezler var ki bu tip bu vadide hani inanılmaz şeyler, olanaklar sunuluyor çalışanlarına. İşte barlar, köpekleri için köpeklerini bırakabilecekleri yerler vesaire. Ancak çocuk bakım merkezi yok, çoğunda yok. Dolayısıyla ne yapıyor Apple ve Facebook? Bunu öteliyorlar. Yani diyorlar ki siz çalışın, biz sizden verim alalım yeterince. 30 yaşına, 40 yaşına kadar bakın kariyeriniz sekteye uğramasın. Çünkü verilere göre bu tip teknoloji şirketlerine çalışan kadınların %56'sı kariyerlerinin orta yerinde çocuk sahibi oldukları için işten çıkmak zorunda kalıyorlar. Evet. Döndüklerinde aynı kariyer hattında yürüyemiyorlar. Dolayısıyla diyor ki ben sizden alacağımı sonra siz çocuk sahibi olursunuz. İlerleyen yaşlarda çocuk bakımıyla da kendiniz ilgilenirsiniz. Yani böyle bir sorumluluğu üstünden atma durumu. İkincisi, pardon ben de aldım konuşuyorum. Peki araya girmiş oluyorum ama şimdi tabii. Gerçekten bu bir taraftan belki de kapitalizmin koşullarına çok uygun bir taraftan, evet, kendi koşullarına, yaratmak istedikleri koşullara çok uygun bir uygulama. Ama biz kadınların hayatında ne demek olacak? Yani uzun süredir KEİK zaten hem hani kreşin kadınlar için bir hak olduğunu, çocuk bakımının aynı zamanda iş yerlerinin de dikkat çekmesi gereken bir nokta olduğunu söylüyor. Ama iş verenler başka yöntemleri tercih ediyor, söylediklerinizden anladığım o. Evet, aynen öyle. Yani hani KEİK platformlar biz şunun altını çok çiziyoruz. Hani kreş haktırın yanında çocuk bakımı erkeklerin de sorumluluğudur diyoruz. Hı hı. Bu şirket uygulamalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Erkekler sanki bu iş sadece kadınlar tarafından, yani kadınlar tek başına sahip oluyorlar. Erkeklerin herhangi bir çocuk bakım sorumluluğu yok. Dolayısıyla kadınlar kendi kariyerlerinin devamlılığını sağlamak için bu tip yöntemleri başvurmak durumunda kalıyorlar. Ve mesela hani eğer Facebook, Apple gerçekten kadın çalışanlarının daha iyi çalışabilmesi gibi bir niyette olsalardı çocuk bakım merkezleri açabilirlerdi. Ücretli annelik iznini uzatabilirlerdi. İşe geri dönüşlerdi. Kadınların kariyerlerine kaldıkları yerden devam etmelerinin yollarını kolaylaştırırlardı. Erkeklerin babalık izni ya da ebeveyn izni kullanmalarını ücretli sağlarlardı. Erkeklerin de bunu paylaşmasını sağlarlardı. Biraz önce söyledim ya, kadınların %56'sı kariyerlerin ortasında işten ayrılıyor çocuk bakım dolayısıyla. Evet. Erkeklerin bu 2-3 katı. Yani erkeklerde bu neredeyse sorun bile değil. Evet. Dolayısıyla hani böyle bir cinsiyet eşitsizliğini üreten bir durum söz konusu. Şirketlerde bunu kendi işte kar güdüleri, kar amaçları doğrultusunda kullanıyorlar aslında bu durumu. Zaten sen çıkacaksın ey kadın, hani çocuk sahibi olacaksın eninde sonunda bir gün ve çıkmak zorunda kalacaksın. Bak ben sana bu imkanı tanıyorum, çalışabildiğin kadar, mümkün olduğu kadar ötele bunu, ben de senden mümkün olduğu kadar faydalanayım. Tam böyle bir durum.
Peki Dil Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bizim için önemli bir soru işareti olan meseleyi çok güzel özetlediniz. Teşekkürler tekrar. Dediğimiz gibi efendim, onların zihniyetine göre aslında çok uygun bir yöntem. Ama tabii ki biz kadınların istediği hiçbir zaman bu değil. Çocuk bakımının toplumsallaştırılması, bunun ne demek olduğunu tartışırsak belki daha farklı bir yere gelebileceğiz ama yine kadının kadının üzerinde kalıyor bu yük ve herhangi bir şeyden feragat etmesi gereken biri varsa o da yine kadın oluyor. İşte yumurtalıklarını dondurmak da bunun bir parçası. Aslında bunu da herhalde işçi sağlığı ve iş güvenliği bazında ele almak lazım, öyle değil mi Neslihan? Öyle, çünkü yani kreşte nasıl bir işçi sağlığı iş güvenliği sorunuysa kadın sorunuysa yani biz de söylüyoruz sürekli işte kreş hakkı sadece kadınlar için değil erkekler için de babalar için de verilmelidir. Burada şey çok önemli, bilişim sektörü erkek yoğun bir sektör ve kadınların şey olması yani bu sektörde de çok yoğun bir sömürü var. Çok uzun esnek çalışma koşulları yani sektör çok yoğun ve kadınlar da ister istemez bunun içerisinde yer almak istemiyorlar. Neden? Çocuk bakımı, işte aile sorumlulukları gibi nedenlerden dolayı. Burada arkadaşımız çok güzel açıkladı durumu. Yani ben yararlanabildiğim kadarını yararlanayım. Bu saatten sonra istediğini yap. İşte kreş gibi sorumlulukları üzerine almak istemiyorum. Aslında bu Facebook ve işte Google gibi şirket, Apple gibi şirketlerin... İsim, marka ismi vermesek. tabii işte bu şirketlerin tasarımlarına, dizaynlarına baktığımızda şey... çalışma alanları tamamen o kadar erkekler için uygun ki. Evet. PlayStation odaları kesin oluyor ama. O da PlayStation odaları, uyuma odaları vesaire falan oluyor ama işte bir kreşi bile karşılamıyorlar. Evet. Kesinlikle çok doğru bir noktaya geldin. Yani her şey o kadar kadınlar için dizayn evet. edilmiş ki belki aslında hani konumuza da geri dönecek olursak geride kalan kadınların hayatı için de düzgün bir düzenleme yapıldığından söz edemiyoruz herhalde. Yani örneğin Soma'dan yola çıkarsak ölen madencilerin eşleri konuşamadım. Madencilerin eşleri şu anda ne durumda? Yani onlar için vaat edilenler yerine getirildi mi? Ya Emel'e soruyorum. Ya şöyle bir durum var. Onlar aylık bağlanacağını düşünüyorlardı. Daha birçok vaatlerde bulunuldu. Destekler ilk zamanlarda destek aldıklarını söylediler. Yani konuştuğum zaman bize destek geliyor. Geliyor dediler ama yakın bir zamanda yine iletişime geçme imkanı buldum. Bize vaat edenlerin çoğu yerine gelmedi, yapılmadı. Madenler bile gerekli önlemler, düzenlemeler yapılmadan açıldı. İşçiler çağrılmaya başladı. Bizim de tek beklentimiz aylık bağlanmasıydı. Onun dışında biz kendimiz birbirimize destek oluyoruz. Yani bir evden iki cenaze çıktığı bile oldu. Aynı mahalleden 10-15 kişinin öldüğü. Her akrabası, çocuğu. Yani biz kendimiz birbirimize destek oluyoruz. Çok fazla bir şey beklemiyoruz çünkü bize çok vaatlerde bulunuldu ama çoğu yerine gelmedi. Sadece aylıklarla geçinmeye çalışacağız. Tek geçim kaynağımız bu. Konuştuğum kadınlar da iş alanı istiyorlar. Yani onlar da her şeyin farkında. Ermenek'te olduğu gibi biz iş alanı istiyoruz. Çalışmak istiyoruz. Çocuklarımız madenlerde ölsün istemiyoruz. Eşlerimiz madenlerde ölsün istemiyoruz. Bunun üzerinde her konuda çok güzel yorum yapabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Her şeyin farkındalar. İstedikleri bu, iş alanı istiyorlar. Sadece madenlere muhtaç kalmak istemiyorlar. Evet, şey de çok önemli. Hı-hı. Mesela şimdi madenler kapatılsın falan diyoruz ama bence hani madenlerin kapatılması yerine güvenceli, güvenli ve bir çalışma alanına getirilmesi lazım madenlerin. Yani şimdi madenler kapatılsın deyince de çok da tutarlı bir şey olmuyor. Aynı şekilde kadınlar için de geçerli. Bu kadınlar iş sahası istiyor ama yani yine aynı güvenli bir iş olması, güvenceli bir iş olması lazım. Şimdi kadınlar istihdam arttırılmaya çalışıyor ama esnek çalışma koşulları dayatılıyor. Yine bu şekilde burada da hani bunlar yapılacaktır. Yani bir de ya da belli sektörde ne olacak? Tekstil sektörüne yoğunlaşacak. Evet. Yani aslında kadınların bir taraftan da söyledikleri arasında şunlar da vardı. Yerel seçim döneminde AKP'li belediye başkan adaylarının buraya kuru meyve fabrikası açacağız gibi vaatlerle aslında gelip oylarını aldığı ama sonrasında da hiçbir şekilde buna dair bir sonucun, haberin çıkmadığı
bir süreç. Ya vaatler veriliyor ama hiçbir de yerine getirilmiyor evet. Hakikaten. Bir taraftan da senin söylediğin güvenceli iş meselesi var. Yani önemli olan şey değil aslında. Yani kimse, yani eminim ki oradaki kadınlar da öyle düşünüyor. Yani kimse vaat değil, yani bir sadaka kültürü meselesi olayı haline getiriliyor. Yani önemli olan sadaka verilmiş gibi işte vaatler veriliyor. Yani her istedikleri evet iş güvenceli bir iş. Bir taraftan vatandaşın aklında şöyle sorular da var ya, o iş adamları, iş kadınları ya da oraya gidip yatırım yapsın, evet. Özel sektör buralara yoğunlaşsın gibi. Özel sektör buralara girerse ne olacak peki? Ortada. Yani özel sektör girmeye çalışıyor, yine Yırca'da ağaçlar kesilerek işte yani bu şekilde şeyler olacak. Yani çok şey değişmeyecek yine. Evet. Önemli olan yani tam bir denetim koşullarının getirilmesi, güvenceli çalışma, işte örgütlü çalışma koşullarının sağlanması. Hı hı. Özel sektör girse yani çok da bir şey değişmeyecek. Ya aslında çok şey değişiyor. Yani orada konuştuğum bir madenci arkadaş, onun babası da madenciymiş ve şey dedi, benim babam zamanında burada kamu rödevansı yoktu. Hani kamuda çalışıyordu ve onun zamanında ben hiç ölüm hatırlamıyorum. Olsa bile tek tük oluyordu. Ama özele geçtikten sonra ölüm sayısı o kadar arttı ki yani özelin aslında girdiği zaman sonuçları ortada. Bakarsak madenlerin ruhsatı zaten kamuda. TK'de hani biz kamulaştırılsın diyoruz ama zaten kamuda. Zaten ya, kamudayken evet, bu kamudayken bu oluyor. Yani önemli olan rödevans sisteminin, taşeronun ortadan kaldırılması, dayıbaşılık sisteminin evet. Ortadan kaldırılması. Zaten bunlar ortadan kaldırıldıktan sonra zaten ortalık kamuya kalıyor. Evet. Ki özel girdikten sonra zaten hani istatistiklere de bakılabilir. Yani cinayet diyoruz biz onlara. Hı. Cinayetlerin ne kadar arttı ortada. Zaten Emine'nin söylediği de biraz bu herhalde değil mi? Devlet kurumunda çalışanlar nasıl işte yemek saatinde yemeğini yiyor dışarıda istediği yerde. Çalışma saatleri de yine daha insanca düzenlenmiş şekilde ise biz de öyle istiyoruz. Biz de insanca yaşamak istiyoruz diyor. Ama tabii ki Türkiye'de aslında özelleştirme bir devlet politikası olarak yürütüldüğü için hangisi kamu kurumu, hangisi özel sektör onu bile ayırmak artık çok zorlaştı. Sonra Yırca demişken sen Neslihan bir oraya gidelim isterseniz. Çünkü Yırcalı köylüler hakikaten çok uzun süredir direniyorlar zeytinliklerini savunmak için. Yine aslında özelleştirmenin bir başka sonucu orada da yaşanan şey gecenin bir vakti güvenlik görevlileri gelip insanların zeytinliklerini talan etmeye kalkıyorlar. İş makinalarını sokuyorlar. Her şey o kadar hukuksuzca gerçekleşiyor ki artık insanın söyleyecek hiçbir lafı kalmıyor hakikaten. Ama köylüler direnmeye devam ediyor efendim. Özellikle kadınlar bırakmayız burayı diyorlar. Çevre mücadelesinde biliyorsunuz öne çıkan her zaman kadınlar oluyor aslında. Ve en son yaptıkları bir çağrıyla paslamak istiyorum. Sanatçılara biliyorsunuz çağrı yapmışlardı. Buraya gelin bizimle birlikte tiyatro mu, müzik mi neyse gösterilerinizi bizimle yapın, bizimle paylaşın dediler. Bu çağrıyı da yineledikten sonra bir Soma'ya gidelim isterseniz ardından burada olacağız. Satı yapıyoruz. Direnci sonuna kadar. Bir ağaçta kalsa vazgeçmeyeceğiz biz bu işte. İstemiyoruz santral. Sağlıklı yaşam istiyoruz. İşçiler yok. Halkın ayakkabı kutusu. Yırca köylüleri. Ama küçük mü sizin? Büyük olmaz. Var mı başka kutu? Arkadaşlar, halkın ayakkabı kutusu. Destek. Hasatı beklemeyecek. Ne acele var? Hadi.
Abi bir dakika. Çok yazık vallahi. Yaş kesen baş keser demişler. Yani canlı öldürmek insan hayvan hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Hiç fark etmiyor. Onlar kesmek, da çocuk gibi be. Aynen işte. Neyi canlı alan diktiler onlara. Canlı. Taksitle almışlar yazık. Yani o gün kadın ağladı üngür üngür. Manisa da ağladı bak üngür üngür valinin önünde. Çocuk gibi dedi biz onları taksitle aldık dedi diktik dedi. O ele getiresi. Senden benden diyor tanker bulduk suladık diyor. Ondan yeri burası bak. Yazık. Yırca köylerin yanındayız. 42. günde, zeytin nöbetinin 42. gününde 29 Ekim'i zeytin hasadı bayramı olarak kutladık Yırca'da. Hep beraberiz, birleştik. Dikilililer, Bergamalılar, Ayvalıklılar, Manisalılar, Sarihlililer, Somalılar, Turgutlular, Çanakkaleliler, Çanakkale Dayanışması, Çanakkale Çevre Platformu, Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri Yırca Köyü'nün yanında. Yaşasın Yırca direnişi. İsmim Mehmet Öksüz. Sayın büyüklere, milletin vekilleri sesleniyorum. Bunu derdiniz ki barış dalı. 6000 ağaç barış dalı kesmeye nasıl cüretkar ediyorsunuz? Nasıl gönlünüz el veriyor 6000 barış ağacını kesmeye? Bu kadar. Tamam. Diren Yırca, diren! Diren Yırca! Diren Yırca, diren! Diren Yırca! Diren Yırca, diren! Birleşik, birleşik kazanacağımız Yırca halkı yalnız değildir! Yırca halkı yalnız değildir! Evet, bu kadar aslında ard arda gerçekleşen ölümlerin karşısında böyle bir direncin ve mücadelenin yükseliyor olması da herhalde bizlere moral veriyor, öyle değil mi kızlar? Yani şu anda şey Soma'da Yırca bir yani tutunulacak bir yer yani orada oranın çok savunulması gerekiyor. Kesinlikle. İki mücadelenin de aslında birleştirilmesi de çok önemli bir yerde. Çünkü emeğin katliyle doğanın katliyle ikisinin de suçlusu biri. İkisinin beraber aynı alanda ele alınması gerekiyor. İkisinin de birleştirilmesi gerekiyor aslında. Evet, kesinlikle. İkinci bölümümüzde devam edeceğiz konuşmaya. Bir taraftan mevsimlik tarım işçilerinin koşulları hep aynı mı kalacak? Yani bu memlekette bilinen bir gerçek. Peki bu gerçeği biz nasıl değiştireceğiz? Ne olacak? Ne yapmak gerekiyor? Bütün hepsini soracağım konuklarıma efendim. İkinci bölümümüzde biz tekrar burada olacağız. Bitirmeden hemen telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Bizi arayıp sorularınızı ve görüşlerinizi ifade edebilirsiniz. Twitter'dan yazabilirsiniz. Aynı zamanda biz yayın esnasında paylaşacağız sizlerle. 0212 589 3406 numaralarından bizlere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi kısa bir araya gidelim. Bir ara bültenimizi izleyelim. Ardından biz buradayız. Bizden ayrılmayın. Evde kızartma yapıyorsunuz değil mi? Patatesleri, köfteleri, balıkları kızartıyorsunuz ve bu lezzetli işlemeye devam ediyoruz ama biraz da ekmek ve gül aracılığıyla geride kalan hayatlara şöyle bir pencere açacağız demiştik programı açarken. Dolayısıyla kaldığımız yerden aslında devam ediyoruz. Hemen tekrardan konuklarımı ben tanıştırmak istiyorum sizlerle. Öncelikle ismini sürekli yanlış söylediğim için çok üzgünüm. Elif'cim, Emel diyorum aslında başından beri ama Elif Şimşek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi'nden ve aynı şekilde Neslihan Karatepe, o da İSİK Kadın Meclisi'nden geldi. Çok genç arkadaşlar ve çok iyi çalışmalar yapıyorlar aslında. Hemen söylemek de istiyorum buradan. Hem Soma'da madencilerle görüştünüz, hem Neslihan sen mevsimlik tarım işçilerine özgü çalışmalar yapıyorsun. O yüzden hemen oradan devam etmek istiyorum. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde
gerçekleşen bir kaza sonucu tekrar gündeme geldi. Ama zaten uzun zamandır bilinen bir gerçekti. Mevsim tarım işçilerinin çalışma koşulları. Şimdi mesela çok ortak yanları var. Dayıbaşı sistemi diye bir gerçek var ve hem tarım işçileri hem madenciler açısından var olan bir şey. Bu koşullar hep aynı mı kalacak? Yani mevcut koşullar ne? Bir kere onu dinleyelim senden. Mevsimlik tarım işçileriyle ben geçen sene şeyde görüşmüştüm. Tarsus'ta kadınlarla görüşmüştüm. Hı-hı. Orada da işte konuşmuş dayıbaşı işte şey sistem falan. Yani bu konuştuğumuz madendeki işte taşeron işte ya da özel sektör taşeron sistemi mevsimlik tarım işçiliğinde de işte dayıbaşı olarak geçiyor. İşte batıda dayıbaşı dediğimiz işte orada Tarsus'ta kadınlar işte elci deniliyordu. Yani tamamen işte taşeron sistem yani yine denetimsizliği gösteriyor aslında. Devletin hiçbir şey bırakmadan ya da işvereni de görmüyor. İşte kadın işçiler işvereni de bilmiyorlar. Zaten devletin adı bile yok yani işte. İşçiler üzerinden para kazanan bir mekanizma. Evet. Ve ne kadar çok işçi sağlarsa o kadar çok para kazanıyor. Burada işte Bartın, Isparta'da biz en iyi örneğini gördük. Sürücüyle, minibüsün sürücüsüyle dayıbaşının aynı kişi olduğunu gördük. Ve bu yüzden ne kadar çok kişi bindirirse bir işçi üzerinden 10-20 lira kazanıyor. O kadar çok para kazanıyor hiçbir iş yapmadan. Ben Tarsus'ta görüştüğüm kadınlardan işte bir kadın şey demişti. Dayıbaşlarının yaptığı ne var ki? Sadece getiriyorlar götürüyorlar bize sadece bizim üzerimizden para alıyorlar. Hı hı. Diye konuşmuştu. Tam da durumu çok iyi özetliyor. Özetliyor aslında. Peki yani 2014 yılının ilk 10 ayında 64'ü tarım işçisi olmak üzere 101 kadın can vermiş. Bu çok net ve çok çarpıcı bir rakam. Yani bu kadar çok ölümün yaşandığı bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. Ve her gün yenisi ekleniyor aslında cinayetlere. İnsanların aslında bir taraftan hani o tarım işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği yapmaya iten koşullar da yine madene gitmek zorunda olduğu koşullar gibi çok benziyor öyle değil mi? Öyle işte şey yani tarımdaki çözülmeyle beraber mülksüzleşen çiftçiler, işte küçük köylüler, geçimlik üretim yapanlar ya işte bölgede maden varsa madene işçiliğe gidiyor ya da işte mevsimlik işçi oluyorlar. Bir diğeri de belki de işte kendi toprağı varsa orada sözleşmeli üretim yapıyor. Bu da tarımdaki ücretli işçiliğin bir göstergesi. Yani şu önemli. Şimdi şey burada Isparta'daki işçiler şeydi. Göçer mevsimlik tarım işçilerinden değildi. Bölgedeki mevsimlik tarım işçileriydi. Biz genelde mevsimlik tarım işçisi dediğimizde de aklımıza şeyler geliyor. Göçer mevsimlik tarım işçileri geliyor. Hı hı. Tarımdaki bir işte tarım iş yasasının olmaması buradaki işte yaşanan kazalarda çok etkili. 101 kadın işçi öldü. İşte 64'ü kadın emekçi dedik. İşte tarım kadın emeğinin en yoğun olduğu sektörlerden, hı hı. ücretsiz aile işçiliğinin olduğu işte sektörlerden ve bunun da görünmeyen yüzü ise meslek hastalıkları. Hı hı. İşte özellikle bütün yani çok uzun benim ailem de tarım emekçisi işte. Hı hı. Çok uzun çalışma koşulları işte 5'te başlayan bir mesaiyle akşamlara kadar bitmeyen bir şey. İşte onun dışında eğer o bölgede gittikleri yerde tarım işçileri çadırlarda kalıyorlarsa tamamen kadınların üzerindeki yükler, barınma sorunları. Yani bütün bunlar kadınların omuzunda çok ağır yükler yaratıyor. Ve ciddi meslek hastalıkları meydana geliyor. İşte solunum sistemi hastalıkları, işte onun dışında zehirlenme, tarımsal kimyasallardan, işte güneşin altındaki bozukluklar. Ben işte görüştüğüm kadınlardan işte ikisi kardeş şey sormuştum. İşte siz de biz ikimiz kardeşiz dediğinde ha hiç benzemiyorsunuz falan demiştim. O da yanındaki kardeşi hakkında işte o normalde çok güzeldi ama işte güneşte kalmaktan yüzü çok mahvoldu falan demişti. İşte bu aslında tam da bir meslek hastalığı dediğimiz ya cilt kanserlerine yol açabilen şeyler oluyor. Güneşin altında çalışıyor çünkü. Evet güneşin altında saatlerce çalışıyor ve yine ikinci mesai dediğimiz bitmiyor. Kesinlikle kadının mesaisi hiçbir yerde bitmiyor. Yani iş yerinde çalışırken
evde, sokakta, her yerde sürekli bir görev ve sorumluluklar evet. silsilesi aslında. Çok çarpıcı şeyler var. Yani Isparta'da yaşanan kaza sonrası orada yaşayan insanların anlattıkları. Mesela şöyle diyorlar, tarım işçisi kadınlar çoğu zaman gittikleri şehrin adını bilmez. Evet. İşte pamuğa gidiyorum, domatese gidiyorum, üzüme gidiyorum diye söylerlermiş. Hı. Sen de böyle karşılaştın mı? Evet evet, ben de yani gördüm onları. Yani işte şey, yani nereye gittikleriyle ilgilen, çünkü zaten gittikleri yerler şehrin dışında yerler oldukları için kaldıkları yerler de tarlanın kenarında çadırlarda kalıyorlar. Bu insanların da zaten şehrine çıkması yasak. Jandarmalar tarafından yasaklanıyor. İşte hı-hı. kimliklerine el konuluyor gitmemesi hı-hı. için. Yani görmüyorlar bile şehri, ki ismini nereden, ismini bile bilmiyorlar dediğiniz gibi. Hı-hı. Ya bir de şey önemli burada, yani ulaşım sistemi de yani çok önemli, taşıma sistemi. Ben şeydeki, şimdi Isparta'daki kaza minibüste oldu. Hı-hı. Ben Tarsus'ta gördüğüm şey, onlar daha da şeyde traktörde taşınıyorlardı falan evet. mesela. Gidildikçe, yani doğuya doğru gittikçe taşıma koşulları falan da şey oluyor. Kötüleşiyor. Yani bir de AKP hükümeti sürekli duble yol yapmakla işte övünürken, ama işçiler en çok yollarda can veriyor. Evet. Yani trafik kazası bu mesleğin, bu işin aslında şeyi değil mi? Evet. En çok karşılaşılan yönü. Hı hı. Yani çünkü ulaşım da bir iş sürecinin bir parçası. Yani sonuçta o da ayrı bir şey değil. İş için oraya gidiyorsun. En çok işte yollarda ölüyoruz. Yani evet, gerçekten öyle. Yani diğer şeyleri de söylemek gerekirse, Türkiye'de kayıt dışı çalışanların büyük bir bölümü tarım işçisi, senin de söylediğin gibi. Ve büyük bölümü kadınlar aslında. Kadınlar ve çocuklar. Yine orada yaşayan gençlerin söylediği, bu kaza eğer hafta sonu olsaydı zaten tamamı çocuk olacaktı. Kesinlikle. Zaten şöyle bir, burada da 4,5 yaşında bir çocuk kurtuldu. Dedesi üzerine sarılmış, öyle kurtulmuş. Çocuk hakkında da yazılan haberlerde şey, o da annesiyle beraber oradalarda elma topluyordu. Evet. Yani bu çok küçük yaşta çocuklar çalışıyor. Yani ailesiyle beraber gidiyor. Ondan sonra yani orada işte görünmüyor. Yani çalıştığı sayılmıyor. İşte oyun oynamak gibi gösteriliyor, şey yapılıyor. Ama onlar da aslında çocuk işte. Ya da işte burada şeyler de işte çalışmaya gidiyor. Su kanallarında çocuklar ölüyor. Bunlara çok rastladık evet. biz. Evet. İşte bunlar da iş güvenliği sorunu ve tamamen. Ve çocuk işçiliğinin bir taraftan. Evet, çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılması üstü kapalı bir şekilde. Çocuklar okula gidemiyorlar tabii evet. ki bu şartlar altında. Hayatlarının çok büyük bir bölümünü zaten tarlalarda geçiriyorlar bu haliyle. Peki pek çok milletvekili soru önergesi verdi. İşte bir taraftan Abdullah Levent Tüzel verdi, HDP milletvekili, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu verdi. Ama soru önergeleriyle değişmeyeceği de çok açık bir taraftan. İSİK Kadın Meclisi ne söylüyor yani bütün bu yaşanan şeye dair? Yani mesela bir buradan çıkıp hemen ayağınızın tozuyla toplantıya gideceksiniz. Evet. Belki orada belli olacak ne evet, söyleneceği ama. Evet, biz şimdi bir açıklama yaptık. Dün işte sabah bir açıklama yayınladık işte. Onda orada şunu söyledik. Yani işte tarım, tarlada, evde, fabrikada biz ölmek istemiyoruz. Bu işlerin takipçisi olacağız ve mücadeleyi elimizden geldiğince yükselteceğiz. Yani önemli olan bu şeylerin, cinayetlerin peşini düşmek, yani görünülebilirliğini arttırmak. Şöyle bir şey var, inşaatlardaki ölümler artık ya da madenlerdeki ölümler şey yapıldı, yani bir meşruluk, yani şöyle hani görüyoruz artık, yani nasıl diyeyim işte şey, kamuoyu tepki oluşma süreci oluştu ama önemli olan tarımda da bunu sağlamak. Yani bir de şöyle bir şey var, yani kadın oldukları için de mesela görülmüyor. Evet. Yani o da çok önemli. Yani aslında çıkan gazete haberlerine bakmak bile şeyi evet. gösterir değil yani mi? Yani bir şey vardı, analar öldü. Yani evet, işte çok acı bir şey. Yani bakalım. Hani sadece anne olarak o kadınları görmek. Halbuki her birinin aslında farklı hayalleri, evet. umutları vardı belki de. Evet. Eminim senin görüşmelerinden buna dair notlar da çıkmıştır Neslihan. Öyle görüşmelerim şeyler vardı. Benim yani dikkatimi çeken, yani bir tane kadın işçi vardı. Kocası hapiste olduğu için
çalışıyordu. Hı hı. İki çocuğu vardı ve işte kocasının annesiyle yaşıyor. İşte tek başına kocasının annesiyle yaşamanın çok zor olduğunu söylüyordu. Hı hı. Ve şey ailesinin yanına gönderilmediğini söylüyordu, kendi ailesinin yanına. Hı hı. İşte kocasının yokluğunda işte öncesinde kocasının onu çalıştırmadığını ama şimdi hapiste olduğu için çalışmak zorunda kaldığını söylemişti. Ve burada da işte ataerkil denetim mekanizmalarının nasıl işlediğini, evet, de görebiliyoruz. Ve çocukları için hayalleri vardı. Onun işte benim okuduğumu öğrendiğinde işte şey demişti, hani keşke benim kızlarım da senin gibi olabilse işte gibisinden. Yani onların, hmm, okumak istediğini söylemişti. Çünkü onların kendilerinin okutulmadığını, kızların gidip işte el başkasına gideceği için okutulmadığını söylüyordu. Hmm. Yani şeyler çok önemli. Bazıları mesela şeyde çeyizini düzmek için, evet, gelenler vardı. İşte benim de gördüklerim arasında işte. Ya da kendilerini işte şey diyordu, işte buradan kazandığımda işte kendime özel bir şeyler alabiliyorum. Hı hı. İşte en azından yani kendilerini özgür hissediyorlardı. Hı. Yani tırnak içerisinde. Diğer türlü aile büyüğünün, evet, eline bağımlı aslında. Hı hı. Yani oradan biraz olsun kurtulmak için. Evet. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bazı kadınlar, evet, açısından da. Bazıları da işte tamamen gelirlerini aldığı gibi kocalarına veriyor. O da ayrı, hı hı, bir çelişki. Zaten hani kadının emeği daha çok hani destek olarak gösterildiği için hani senin öncelikle yerin evindir. Eğer çalışırsan da hani ailene destek için çalışırsın. Hı hı. Aldığın paranı işte eşine verirsin, çocukların için harcarsın. Senin öncelikli yerin çocuk bakımıdır, yaşlı, evet, bakımıdır. Yani böyle bir algı olduğu için zaten özellikle bu dönemde de bir muhafazakar bir yapılaşma söz konusu olduğu için bu da bunu gerektiriyor zaten. Hı hı. Kadınlar o şekilde hani biz çalışmamıza gerek yok ama zorunda kalırsak da zaten ailemize destek olmamız gerekiyor. Şey var mesela lazım. Özellikle bu tarz yerlerde, yani işte daha küçük yerlerde kadınların çalışması, yani sadece işte tarım işçiliği, mevsimlik tarım işçiliğine izin veriliyor. Çünkü özellikle işte babaları, işte kocaları tarafından, hı hı, şöyle bir şey var. İşte kendisi, babası ya da kocası gidemezse yanında aileleriyle gidiyor ve burada işte fabrikalarda çalışmalarına izin verilmiyor bu kadınların. Hı hı. Ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışabiliyorlardı sadece. Hı hı. Hatta görüştüğüm bir kadın da işte şöyle demişti, bu durumu kendi içerisinde şöyle bir meşrulaştırmış. Burada fabrikalarda çalışan kadınlara çok kötü şeyler yapıyorlar. İşte orada fabrikaya giriyorsun, hamile çıkıyorsun gibisinden, hı, konuşmalar yapıyorlar. Bu da işte kendi şeylerini meşrulaştırmış, yani mesela, evet, gidemeyeceğini işte. Yani fabrikada çalışmanın, kapalı alanda çalışmanın, evet, kötü bir şey olduğunu, evet, inandırmışlar. Evet, şey çok iyi. Yani mesela işte burada ben açık havada çalışıyorum. Yani işte fabrikada kapalı alan, işte daralırım, işte şey yapamam. Burada gibi en azından gibi. Gün içerisi hava, açık havadayız falan diye. Bu da aslında başka türlü, evet, bir kendini, evet, ikna yöntemi, evet, kendini ikna bir başa yöntemi, çıkma yöntemi herhalde. Tıpkı işte Emine'nin söylediği takdir ilahi, Allah'tan, hı-hı, başka sığınacak kimsemiz, kesinlikle, yok demesinin başka bir herhalde versiyonu. İnsanları buna mecbur eden şeyin aslında nasıl değişeceğini elbette konuşacağız. Yani daha çok belki de o, hı-hı, yapılan vicdan nöbetleri, sokağa çıkmak vesaire, bunlar nasıl şekillenecek, nasıl olacak, hepsini konuşacağız ama öncesinde efendim geçen haftadan şöyle güzel bir ses size dinletelim istiyoruz. Elbette ki hiç keyfimiz yok bu aralar. Hem bir taraftan devam eden savaş, bir taraftan yaşanan cinayetler. Aslında her birimizin ruh hali eminim ki hiç çok da iyi değil. Ama yine de Tarım Mehmedova'nın sesiyle biraz olsun iyileştirmek isteriz sizi. Buyurun dinleyelim, ardından biz tekrar buradayız. Serken dala rüyeme o endaya.
Tara'nın güzel sesiyle buluşturduk sizleri. Elbette ki gündem çok yoğun ama biraz böyle tarihte bugün neler varmış biraz onu da hatırlatmak istiyoruz sizlere efendim. Buyurun günün sözüne geçelim. Bakalım bugünün önemi neymiş kadınlar açısından. Birlikte bakalım. Evet, Maureen'e hala şart dedik bugün. Çünkü efendim tam sene 89'du herhalde. Bundan 25 sene öncesinde kadınlar cinsel tacize karşı sokakta, toplu ulaşımda özellikle bugün hala karşı karşıya kaldığımız tacizi önlemek adına ya da buna karşı bir ses çıkarmak ve bedenimiz bizimdir demek adına bir mor iğne kampanyası başlatmıştı. Ve kadınların elindeki o mor iğneler böyle süs olsun diye durmuyordu. Tacize uygulayan herhangi biri eğer kimse artık hemen batırıyorlardı ve gerçekten çok ses getirmiş o dönem açısından. Biz bugün aslında bu eylemi hem hatırlamak hem de kadınların mücadelesinin öyle sürpriz yumurtadan çıkmadığını belki de göstermek adına sizlere hatırlatalım istedik. Çünkü gerçekten o gün bugündür kadınlar çok ciddi eylemler yapıyorlar ve bugün aslında tartıştığımız, mücadelesini sizlerle paylaştığımız pek çok kadının fiilen belki de ortaya çıktığı süreçler biraz da oraya dayanıyor. Şimdi Ayşe Düzkan telefon attığımızda bu kampanyanın öncülerinden birisi aynı zamanda. Eminim bize anlatacak şeyleri var. Ayşe Hanım merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kampanya ile ilgili şunu söyleyebilirim. En önemlisi şu bence. Hı hı. Bu kampanya o yıllarda ve daha önce annelerimiz, anneannelerimiz, ninelerimiz paltolarının yakasında ya da ceketlerinin yakasının içinde bir iğne bulundururlardı. Yani böyle bir zaten işte tramvayda, şeyde, otobüste filan sıkışıklıkta birisi taciz ederse batırmak üzere. Evet. Yani bu geleneksel bir yöntem. Mor iğne kampanyasının bir güzelliği kadınların geleneksel olarak tacize karşı kullandığı bir üremiş olması, türemiş olması. O iğneler büyüdü, yorgan iğnesi haline aldı, yakanın dışına çıktı ve işte mor bir boncuk ya da kurdeleyle süslendi. Yani biz geleneksel kullanılan bir yöntemi tacize karşı açığa çıkarttık ve böylece daha önce taciz denmeyen, işte sarkıntılık denen, rahatsız etmek denen şeyin hem adını koymuş olduk. Daha önce taciz terimi kullanılmıyordu. Hem de zaten yakada onu taşıdığınız zaman, yani bir tane mor boncuklu yorgan iğnesi kocaman bir iğne taşıdığınız zaman zaten tacize karşı tavır alacağın belli. Yani bir görünürlük var. Ben ona karşı çıkıyorum. Ben buna senin yöntemlerinle, yani sen şiddet uyguluyorsun bana, ben de sana iğne batıracağım. Evet. Bu yöntemle karşı çıkacağım demek. Yedi siyasal süngeler çok kolay eskir. Hı hı. Çok hafızası malum zayıf bir toplumuz. Hala mor iğne deyince ne kastettiğimiz anlaşılıyor. Bu açıdan çok başarılı bir kampanya kesinlikle olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kayısından çeyrek asır geçtiğini sizin sayenizde hatırladım. Çok teşekkür ederim o açıdan da. Ne demek? Ettiğiniz için. Peki Ayşe Hanım çok teşekkürler. Son bir soruyla hemen devam etmek istiyorum. Aslında yani bir taraftan bugün hala sokakta yürüyebilmek biz kadınlar açısından çok zor. Evet. Ve bu tür yaratıcı kampanyalara hala ihtiyaç var herhalde. Ne dersiniz? Evet. Hala ihtiyaç var. Bu tacizle ilgili şu mesele çok önemli bence. Tacize karşı alınacak en önemli önlem güçlenmektir. Yani bir kadının tek başına hayır demeyi öğrenmesidir. Ama partide, ama sokakta, ama iş yerinde bu işlemediği zaman bir sokağa başvurmalıyız. Tüzüklere, işte hukuka, şey iş yeri şeyine falan. Yani hayır demeyi öğrenmek, durdurabilmek gücüyle, yani buna cesaret edemiyor, edemem ben, bu bana bir şey yapar
beni bozar, üzer, güler, hani iğne batırır duygusunu uyandırmak çok önemli. Çünkü zaten erkekler bunun aksi mümkün olduğu için, yani ben bunu istediğimi evet. yaparım, ben erkeğim dedikleri için şey oluyor. O yüzden örgütlenmeler, yürüyüşler, kampanyalar çok önemli, ama önemli olan bu örgütlenmeye ben güç alarak kişisel güçlenmemizde diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım, söyledikleriniz için. Kesinlikle çok önemli efendim. Mor İğne kampanyası Ayşe Hanım'ın da ifade ettiği gibi bugün hala hatırlanıyor. Üzerinden çeyrek asır geçmiş olmasına rağmen gerçekten o siyasetçilerin belki de her gün yinelediği ve artık çok sıkıcı hale gelen söylemlerin başka bir şeyi, türlü de mümkün olabileceğini gösteriyor bizlere. O yüzden o dönem bu kampanyayı başlatan bütün kadınları Ayşe Hanım'a bağlandık belki, ama diğerlerini de unutmadan hemen anmış olalım gerçekten. Ve her biri bugün yine hala mücadele eden kadınlar. O yüzden evet. hepsine de selam gönderelim. Tekrar çok teşekkürler. Evet, günün sözünü burada bitiriyoruz belki, ama stüdyomuzda konuşacağımız daha çok şey var. Malum hafta yoğun geçti. Bir taraftan da dergimiz çıktı bu ay. Dün biliyorsunuz Ekmek ve Gül'ün yeni sayısı, Kasım sayısı çıktı. Bakalım bu ayki sayımızda neler var? Birlikte bakalım. Evet, Ekmek ve Gül'ün Kasım sayısı çıktı efendim. Dayanışmayı öl, şiddeti çöz dedik bu ay. Gerçekten de şiddeti çözmek adına başka bir seçeneğimiz çok fazla yok herhalde. Ne dersiniz kızlar? Çünkü her yerde karşı karşıya olduğumuz için başka bir yolu var mı bunun? Sen ne düşünüyorsun Elif? Yani şiddeti çözmek için, kadınların diğer tüm sorunlar için birbirlerine dayanışmaktan ve destekten başka bir şey çıkarıyor yok. Hani bu diğer örneklerde de, Soma'da da gördüğünüz gibi kadınlar, biz birbirimize destek veriyoruz. Bizden başka hani bize destek olabilecek kimse yok. Onun için dayanışma her zaman ön plana çıkartmamız gerekiyor. Kadınlar evet. olarak örgütlü bir şekilde dayanışmak kesinlikle. Lazım. Hemen ben biraz bahsetmek istiyorum. Bu ay neler var dergimizde? Efendim, bir kere her şeyden önce 25 Kasım yaklaşıyor. O yüzden Kasım sayısının böyle de bir önemi var. Şer gelen yerden mücadele esirgenmez diyor başyazımız aslında. Başyazı demek doğru değil belki, ama ilk yazı en azından. Çünkü hakikaten mücadeleyi esirgememek lazım bu iktidarın politikalarından. Yine aynı şekilde Kobaneli kadınlarla dayanışma yazıları var. Gece cadıları var. Onları sizlerle tanıştıracağız. Yine olup bitene dair sözümüz var diyen Mamaklı kadınların, General Zeki Doğan mahallesinden kadınların sözleri var bu ay dergimizde. Gül suyu, Gülen su kadın dayanışma evinden kadınlar var. Bir taraftan Kartal'dan kadınlar var. Aslında pek çok yerde iyi şeyler de olmuyor değil. Herhalde bir taraftan yan yana gelen kadınları gördükçe de moral buluyoruz. Evet. Ne dersin Neslihan? Öyle. Kadınlar birleştikçe güçleniyor. Yani kesinlikle, bir de savaşlarda kadın var. Kobane'de görürüz, kadın eline silah alıyor ve savaşıyor. Yani kadınlarda sadece ağlayan, işte çaresiz, yıkık kadınlar değil, direnen, savaşan kadınlar var. Bunların ön plana çıkarması lazım. Kesinlikle. Sınırların ötesinde sayfamıza hemen ben bakmak istiyorum. Facebook yumurtalarımızı niye öptüğü aslında cevapladık ilk bölümde. Bir taraftan da Dünya Ekonomik Forumu'nun raporları var. Cinsiyet eşitsizliği raporu. Türkiye tabii ki yine ilk sıralarda. Yine şeyden düşmedik aslında, değil mi? Hem cinayetlerde hem her konuda. Ne yazık ki. Bütün konu, kötü konularda. Aynen öyle. Uçurumun en az olduğu ülke İzlanda'ymış. Cinsiyet eşitliğini sağlamada ilk 5 sırayı alan ülkelerde İzlanda'nın ardından Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka'ymış. Refah devleti olarak karşımıza sürekli getirilen ülkeler. Ama biz Türkiye nasıl bu sıralamanın artık hani ilk sırasında olmayacak, onun derdindeyiz biraz da herhalde. Türkiye'deki verilere biraz bakalım. Türkiye'nin yeri bu sıralamada 136 ülkede 120. sıradayız. Gerçekten eşitsizliğin neredeyse dibe vurduğu rakamlar bunlar bir taraftan da. Çünkü gerçekten kadınların eğitime katılımında 105. sıradayız. Yani Asya ve Pasifik ülkelerinde de çok parlak değil elbette durum. Ama hakikaten hani hem kadın erkek eşitsizliği, hem eğitim alanında, işte sosyal haklardan faydalanabilme, istihdam,
Yani bu her konuyu düşündüğümüzde Türkiye nasıl bu kadar geri, herhalde sabahtan beri aslında konuştuğumuz ya şeyler. Ücretsizliği falan dedik ya, aklıma yine şey geldi. Benim görüştüğüm tarım işçisi kadınlardan birisi şöyle açıklamıştı ücretsiz eşitsizliğini. Biz burada işte erkek işi yapıyoruz ama yine 30 lira alıyoruz. Ama erkekler işte bayan işi yapmıyor. Onlar çünkü düşük ücret alıyorlar diye bayan işi yapmıyorlar diyorlardı. Ve işverenin görüşü de şuydu, yani işverenle de görüşmüştüm. Ya bizde ücret eşitsizliği yok. Erkekler 30 lira, erkekler 40 lira alıyor, kadınlar 30 lira alıyor. Yani bu bir şeymiş gibi bakılıyordu. Evet. Hani yasa. Zaten hani olması genel, gereken bu. Evet, olması gereken buymuş gibi bakılıyor. Yani genel olarak da öyle. Yani bütün hani sadece tarımda da bütün sektörlerde böyle bu. Erkek egemen yapının bir parçası yani bu da. Evet, bilelim. Aslında yani işte sağlığı ve iş güvenliği kadın meclisi bütün sektörlere dair, evet, aynı zamanda kadınların, hı-hı, eşitsiz konumunu inceliyor, öyle değil mi? Evet. Yani birçok dediğiniz gibi bütün sektörlere dair incelemeler yapılıyor ve hani burada hem neoliberal hem muhafazakar hem de erkek egemen sistemin sonuçlarını görüyoruz. Yani o istatistiklere bunlar da yansıyor. Zaten istatistiklere göre yorumlar yapıyoruz. Hepsi de çok, evet, güzel. Hani ölen kadınlar daha çok nerede örüyor? Tarımda örüyor. Tarım güvencesiz. Yani bunun üzerinde aslında uğraşıyoruz. Bal gibi bildiklerini, hı-hı, de ortaya koyuyorlar, öyle değil, evet, mi? Yani sanki bakanların her olay sonrasında yaptığı açıklama sanki o an yüz yüze gelinmiş gibi. Bilmiyormuş gibi. Bilmiyormuş burada gibi. Da böyle bir şey varmış. Soma'da Rodovans gibi değişik bir uygulama yapıyorlarmış gibi. Yani Çalışma Bakanlığı bunu bilmeyecekse kim bilecek? Kim bilecek? Yani kimin işi bu? Yani her olayda biz bilmiyorduk, burada böyle bir şey yapılıyormuş gibi bir açıklama. Aynen söz öyle. Rödovans bu arada haraç demek, öyle değil mi? Sanki öyle bir bilgiyi hatırlıyorum. Haraç sistemiyle aslında çalışıyor birçok yer. Yani o kamunun özel sektöre, o alanın özel oradan sektöre bırakılması. Evet. Ama yani o. Bunu da söyledikten sonra hemen dergimizin sayfalarını çevirmeye devam ediyoruz efendim. Depresyona nasıl baş edilir? Aslında kadınların birçoğu depresyonda hakikaten. Çünkü o kadar çok şey var ki yani hangi biriyle nasıl baş edeceğimizi bilmiyoruz. O yüzden depresyona giriyoruz. Depresyona nasıl baş edeceğimizi de dergimizde yazıyor efendim. Metal sözleşmeleri yine iş alanına, evet, dair çok önemli. MES grup sözleşmeleri var ve işçi bir kadın arkadaşımızın bu sözleşme aslında bize ne getiriyor cevapladığı bir yazı var. Yine Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nden arkadaşımızın Yüksel'in yazısı var. Mektuplarımız var ve son olarak kitap tanıtımımız var. Gaye Boralıoğlu'nun Mübarek Kadınlar kitabı. Hemen böyle devam edecek olursam aslında yani pek çok alanda saldırılarla karşı karşıyayız bir taraftan. Gerçekten yani tarım, maden hepsi bir taraftan iç içe geçiyor. Ama yani bir taraftan da neden ses çıkmıyor diye insanlar kendini yiyip bitiriyor aslında. Yani bütün bunlar oldu, daha ne olması lazım sokağa çıkmamız için diyenler de var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında kıpırdanmalar var. Hani Soma'da da Soma unutuldu. Soma'da bakın başta çok hareketlilik vardı, şimdi artık yok deniliyordu ama son yine işçiler Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ücretlerini alamadıkları için. Aslında bu çok önemli bir konu. Yani Soma için bir şey değişmedi değil, birçok şey değişti. Bu hani maalesef işçiler hani kendi başlarına geldiği zaman farkına varıyorlar ama o kadar çok katliamlar oluyor ki artık hani bir yerde bir bilinç düzeyi yükseliyor, hareketlilik oluyor. Neden olmuyordu? Çünkü o muhafazakar yapı, yani bize kader, tevekkül, hani bunun üzerinde bize bir empoze edildiği için insanlar bunun üzerinden gidiyor ama başlarına bir şeyler geldiği sürece sesini de çıkartmaya başlayacaklar. Evet. Mücadeleli buna çıkacaklar. Kesinlikle çok önemli bir nokta. Somalı işçilerin Ankara'ya yürümesi, yani o yürüyüşte sonra Ermeni'ye geçmek istemeleri. Evet. Bunlar aslında belli başlı kıpırdanmaların olduğunu da gösteriyor. Bir de Soma'da kadın kooperatifi kuruluyor bu sıralar. Ona ilişkin bir bilginiz var mı acaba? Yani çok detaylı bir bilgim yok ama duyumunu aldık kadın kooperatifi kurulduğunun. Yani nasıl bir kooperatif olacak bakalım, ilerleyen zamanlarda görecek ama yani kooperatif işleri de yani biraz işte evet diyorsun. Biraz sıkıntılı, işte nasıl yönlendirildiği, kimin tarafından yönlendirildiği çok önemli. Özellikle bu tarz projeler işte kooperatifleşme ya da işte kadın kooperatifleri Avrupa Birliği vesaire fonlarla çok destekleniliyor. Evet. Bu yüzden birazcık da şey yaklaşmak gerekiyor, şüpheli yaklaşmak gerekiyor. Tabii ki çok önemli kadınların
bir şey yapalım. Mesela yerelden kendi yerel örgütlenmeyle bir kooperatifleşme çabası gerçekleşebilirse gerçekten çok güzel, başarılı bir şey olabilir. Hı hı. Yani, ama nasıl yönlendirildiğine bağlı. Nasıl yönlendirildiği çok önemli bence. Yani nasıl? Algı yönetimi yapılmaya çalışılıyor biraz. Yani işte bu... Yani bu kader bakış açısı dediğimizin başka bir versiyonu, işte oralara girmeye çalışıyor. Yani şu anda işte Soma çok karışık bir herkes var, her şey var. İşte önemli olan mesela iş cinayetleri konusunda da biz fonlar konusunda çok mesela dikkatliyiz. İşte yani bu tarz şeyler, yani zaten bu şeylerin olmasındaki şeyler oldu yani. Evet. Yani dikkatli şey olmak gerekiyor. İnşallah hani yani daha şeydir. Bizim Hüsnü Kuruntumuz. Yani şimdi bir taraftan da gerçekten bütün bunları konuşurken aslında bir hani bir yaz havası olması gerekiyor belki. Ama şöyle bir yanı da var. Yani çok sürekli karşılaştığımız ve artık gerçekten sistematikleştiği için olağanlaşıyor ne yazık ki. Keşke böyle olmasa, olmaması gerekir ama iktidar bir taraftan buna da alıştırıyor. Şeyi söylemek istiyorum. Mesela Ekonomist dergisi Türkiye'nin ilk 100 zenginini açıkladı ve bu zenginler içerisinde Torunlar İnşaat'ın sahibi var. İşte Sütaş'ın sahibi var. Çeşitli, gerçi bu markaları vermek doğru değil belki ama yine aynı şekilde bu firmaların hem çeşitli işçi cinayetlerinin sorumlusu olduğunu, işte Torunlar İnşaat'ta onlarca işçi asansörde yere çakılarak öldü yani ve takipsizlik kararı verildi. Hem sendikalaşmanın önünde engel oluyorlar. Yani ilk 500'ün içine nasıl girdikleri gözüküyor. Hani, evet, hani isim vermemiz belki gerekmiyor ama hani işçiler, oradaki şirketlerin birçok işçisi de direnişte. Sendikalaştıkları için işten atılan çok işçi var. Ya bunlar bu şekilde hani ilk 500'e, ilk 100'e giriyorlar. Evet, gerçekten de. İşçilerin kanı üzerine, emeği üzerinden yükselerek... Yani Türkiye'deki zenginliğin başka bir açıklaması yok. Kesinlikle. Peki devam edeceğiz. Sonuna da yaklaşıyoruz programımızın yavaş yavaş. Ama efendim günün sözünde konuştuk biliyorsunuz. Tacizi önlemek üzere kadınların kendi kendilerine buldukları yöntemler bugün hala çok geçerli. Mor iğneden tutalım da pek çok şeye kadar bunu sayabiliriz. Yine ismi ABD'de bir kadın getireceğiz ekranlarınıza. Tam 10 saat boyunca, yani gün boyu yürüyor bir yolda ve maruz kalmadığı hakaret, maruz kalmadığı taciz yok gerçekten de. Arkadaşlarım ekrana getirirlerse ben hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Gün boyu yürüyor kadın arkadaşımız ve gerçekten de acaba neyle karşılaşacağım düşüncesiyle belki de bu tepkisel eylemi gerçekleştiriyor. Ve yüzün üzerinde cinsel taciz ve hakarete maruz kalıyor. İngilizce belki bu yazılar ama bir taraftan da gerçekten de sokakta yürümenin bile kadınlar için ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Eğer ekrana verebildiyse arkadaşlarım, sanırım teknik bir arıza oldu, veremediler ama olsun. Ben yine de sizlerle paylaşmış oldum. Çünkü gerçekten de ister Amerika'da olsun, ister Türkiye'de, ister Norveç'te, herhalde kadın olmak çok da şey olmuyor değil mi? Değişmiyor, evet. Yani kadın olanın durumu. Öyle. Kızlar çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Son bir şeyle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz efendim iki gündür haberlerde yer alıyor. Ukrayna'da kadın katliamı başlığıyla. Donetsk Özerk Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusunun bağlı bulunduğu yerde 286 kadının tecavüze uğradığı ve cesetlerinin bulunduğu söyleniyor. Buna ilişkin bir kanıt yok aslında ortalıkta ama her ne olursa olsun buradan paylaşmak çok önemli tabii ki. Yani henüz doğrulanmış bir şey değil belki ama çeşitli görüntüler ve haberler ajanslara düşüyor. Dolayısıyla biz de sizinle paylaşmadan etmeyelim dedik. Aslında orada da süre gelen bir iç savaş durumu var ve bunu da söylemek lazım. Bugün nasıl Kobane'de devam eden savaşa bir taraf oluyorsak ve bunun bir an önce son bulmasını söylüyorsak, barış olmasını söylüyorsak, dünyanın neresinde olursa olsun savaşın yükünü kadınların sırtlandığını söylememiz lazım. Bu Ukrayna'da da böyle, başka yerlerde de böyle. O yüzden bu haberin umarım ki, umuyoruz ki doğrulanmaz, yalan bir haberdir.
ama bir taraftan da pek çok yerde yer aldı. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyoruz. Peki son sözleri alacağım ben. Programımız bitiyor çünkü. Ne söylemek istersin Eliş? Şöyle söyleyeyim. Hani bir algı yönetim söz konusu konuştuğumuz gibi. Kadınlar açısından bakarsak kadınlar hem savaşta hem işçi direnişlerinde direniyorlar, en öndeler. Yani çaresiz ya da yıkık değiller. Bu açıdan bakmak lazım. Direnişin ön plana çıkarılması gerekiyor. Hı hı. Ve kadınlar direnişin ne kadar önündeyse zafer o kadar yakındır diyerek. Çok güzel bir sloganla da bitirmiş oldum. Teşekkür hı hı. ediyoruz hakikaten. Ben de Elif gibi düşünüyorum. Yani şey değiliz. Yani şey olmuyor. Evet çok kötü şeyler oluyor ama bir yandan da çok güzel şeyler de oluyor. Yani direnmek gibi mesela işte Soma'da işte Yırca'da direniyorlar ya da başka bir yerde direniyorlar. Önemli olan küçük küçük duvarları örüyoruz. Hı hı. Yani umarım bunlar sessiz çığlıklara bir ses olabilir ilerleyen zamanlarda. Yani daha ben de aynı sloganla sanıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten de şey açısından yani bu meclislerin oluşması, bununla dair bilgilerin bir noktada toplanması ve buradan doğru söz söylemek çok önemli. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kadın Meclisi çok önemli çalışmalar yapıyor bu alanda. Siz de çok yeni ve genç arkadaşlar olarak aslında önemli işlere imza atıyorsunuz diyelim. Buradan da hemen ayağımızın tozuyla toplantıya gideceksiniz zaten. Evet. Bu arada tabii ki söylemeden geçmeyelim. Yine Kütahya'da fabrikada bir biliyorsunuz. Seramik fabrikasında kadın işçi 31 Ekim'de yaşamını yitirdi. Onu da buradan analım ve gerçekten mücadelenin aslında bir taraftan da yani o kadınların verdiği hayatlarla, verdiği canlarla şey olduğunu yani yeniden tazelendiğini ne yazık ki mücadele etmek için çok fazla nedeni bu şekilde ortaya çıkardıklarını söyleyelim. Kesinlikle. Ve kadın işçi arkadaşımızın ailesine de buradan tekrar sabırlar dileyelim ama mücadeleyi elden bırakmamak lazım herhalde. Kesinlikle. Tekrar çok teşekkürler. Efendim Ekmek ve Gül'ün bugün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saat 16.10'da biz burada olacağız. Birbirinden güzel değerli konu ve konuklarımızla sizleri karşılıyor olacağız. Kadınlara dair ne varsa, kadınların gündeminde ne varsa, ne konuşuluyorsa Ekmek ve Gül'de zaten bulabilirsiniz diyoruz. Her zaman böyle bir iddiayla da yola çıkıyoruz. Dediğimiz gibi dergimiz çıktı. Hemen taze aslında alabilirsiniz, okuyabilirsiniz. İçinde birbirinden güzel yazılar var yine bu ay. 25 Kasım'a giderken kadınlar çok güzel bir şey söylüyor.